Deva'nın Yönetim Kurulu Başkanı Güner Çakıroğlu bu haftaki konuğumuz. Güner Bey, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Bugün Almanya'da siz kolay yoldan yüzlerce insanı, aileyi, ev sahibi yapıyorsunuz, onların yüzlerini güldürüyorsunuz. Konut alımına çok güzel bir sistem kazandırdınız. Evet. Öncelikle isterseniz bu sistemin özelliklerini dinleyelim sizden. Kolay yoldan ev sahibi nasıl olunuyor Güner Bey? Bizim sistemimizde en güzel yanı zaten vatandaş çalışmasa ev sahibi oluyor. Çalışanlar zaten bir nevi kendileri gidip bir başka bankadan ev sahibi olmak için soruyor, ediyor, bir imkanım var mı diye. Ama bizdeki sistemin en güzel özelliği çalışmayan aileler, anneler, babalar ev hayallerini gidermiş oluyor. Çünkü neden? Biz ne para kağıdı soruyoruz. Yani Almanya'da oturma müsaadesi herkese oturduğu bölgede belki evinin kirasından da daha ucuz bir taksit ödemeyle ev sahibi yapmış oluyoruz. Yani bunun için şunu söyleyeyim, Almanya'da çok önemli bir konu. Almanya'da eğer para kağıdınız yoksa bankanın kapısından geçemezsiniz. Biz insanlara ev sahibi yapıyoruz yani. Peki Almanya'da birçok yeniliğe imza attınız. Birçok yeniliğin öncüsü oldunuz. 2013'te de yeni projeleriniz, çalışmalarınız olacak mı? Evet, bu konuda tabii ki çalışmalarımız var. Biz zaten finans kaynaklarımızı kendi paramız olduğu için, kendi kaynaklarımız olduğu için elimizden geldiği kadar vatandaşın sıkıntı duyduğu bölümlerde nasıl bir yeni bir proje geliştirdik, biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Şu anda 2013 yılında belki Mart ayına kadar veya da sonuna kadar böyle bir çalışmamız var. Eğer kurallar bizim istediğimiz şekilde olursa yapmak istediğimiz bir projemiz daha var. Annelerin işte görüyoruz, araba almak istiyorlar. Herhangi bir şekilde bankaya gidiyorlar. Banka kredi vermiyor. Aynı şekilde ev gibi araba, yani auto mitkauf dediğimiz ev, nasıl ev için yaptıysak araba içinde vatandaşlar hiçbir para kağıdı olmadan, şufası olsa bile, yardım alsa bile, iflas vermiş olsa bile yani 10 bin euroya kadar yeni sıfır, yani birkaç tane araba firmasıyla bu konuda anlaşıyoruz. En azından anneler çocuklarını okula götürürken, işte herhangi bir yere gidecekleri zaman, bir yere gittiklerinde ev gibi nasıl bir sıkıntı çekiyorlarsa, para kağıdı olmadığı için, şufalar olduğu için, arabada da bu sıkıntı var. Bu konu üzerine bir çalışma yapıyoruz. Hukuksal açıdan nasıl yapabiliriz? Gönüllü şafta nasıl uygun olabilir diye. Bu çalışmanın bittiği zaman zaten sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza bunu duyuracağız. Müşterilerinize sunduğunuz ayrıcalıklardan bir diğeri de aile destek paketleri var. Bu paketlerin özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Neler var? Bu paketler şöyle, yani anne babaya veya da tek anneye veya da tek babaya devlet çocukların sayısına göre para veriyor. Ama eline vermiyor bu para. Emekli kasasına yatırıyor. Kendisine diyor ki, ya sen elini taşın altına koyacaksın, bir 5 euro ödeyeceksin diyor. 5 euro karşılığında 63 yaşına geldiği zaman en azından bir 300-400 euro emeklilik maaşına fark etmiş oluyor. Bu çok büyük bir proje. Bunun için vatandaşın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Eğer vatandaş çalışmıyorsa, bu projeyi eğer kendisini yapmışsa, projeye kayıt olmuşsa, ödediği parayı da çalışmışsa devlet geri veriyor. Yani bulunmaz bir fırsat. Yani bedavadan emeklilik sisteminde size bir ek bir emeklilik payı vermiş oluyor. Sistemin en güzel yanı bu zaten. Yani burada 5 euro ile anneye babaya böyle bir imkan veriyor. Yani çok cüzi bir para. Aylık 5 euro çok önemli. Eğer kazancı yoksa parayı da geri veriyor. Ama 2008'de devlet buraya pek talep olmayınca, yani millet 63 yaşına beklemek istemediğinden dolayı, biliyorsunuz Almanya'da emeklilik yaşı 45 falan değil yani, Türkiye gibi 63 yaşına kadar beklemeniz gerekiyor. Annelerin çocuk sayısına göre emeklilik kasasına devlet bir çocuk payı ödemiş oluyor. Bunun yanında çok da önemli bir şey yaptı devlet 2008 yılında. Dedi ki, madem emekliye kadar beklemiyorsunuz, eviniz olması da bir emekli maaşıdır dedi. Eğer bu parayı 10 sene sonra isterseniz birikmiş de 10 bin, 20 bin euro paranızı evinizde alıp kullanabilirsiniz. Veya ev almada kullanabilirsiniz. Yani bu da çok çok güzel bir şey. Çünkü neden? Bizim insanlarımız kesinlikle zaten uzun beklemeyi sevmeyen bir insanız. Yani bizde işte bir müşteri dediğiniz zaman, siz eğer bir para bekleyeceksiniz, 63 yaşında şunu alacaksınız, pek sıcak bakmıyorlar. Onun için bizim bölüm için de çok önemli. Ev aldıkları zaman hiçbir soru sormadan, şufası bile olsa orada biriken parasını devlet, ev aldığını ispat ederse bizim gibi firmalardan, otomatikmen biriken 10 bin, 15 bin eurosunda vatandaşa vermiş oluyor. Peki Güner Bey, Deva kredi alımları konusunda ne gibi harcalıklar sunuyor müşterilerine ve bugüne kadar kaç kişi ev sahibi yaptınız? Bizim yapmış olduğumuz bu zamana kadar projemizde 600'ün üzerinde bir ev sahibi olan milletimize bunu sunduk, Türk haline. Ama kredi konusunda çok iyi çalışmalar yapıyoruz, projeler hazırlıyoruz. Şu anda zaten 2012'den beri yürüyen bir kredi konseptimiz var. 10 ay faiz ödemiyor. Yani bunu bitene kadar devam ettirmeyi sürdürüyoruz. Çünkü insanlar için çok güzel bir şey. Çünkü kısa bir kredi veya da hemen alınabilen bir kredi. Onun için biz insanlara kısa vadede hemen çabucak 5000 liraya kadar anneye, 5000 liraya babaya kredi alma imkanını sağlıyoruz. Bu proje vatandaşlarımız aldıkları krediyi sağlam şekilde öderseler 2013'te de devam edecek.